Merhaba arkadaşlar, Tipton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, modlu survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Artık yavaş yavaş modlu survival'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Görevlerimizin çoğunu işte hallettik. Gördüğünüz gibi. Neler kalmış bir bakalım. Şurada şu var, Starlight. Bu nedir tam olarak bilmiyorum. Modern Machines tamamdır. Şurada uçma Airships modu var. Onu da çok bilmiyorum. Asaları ben zaten halledeceğim. Essence'leri yapmışız. Automagic. Bir ara şuna ilerleyelim. Futuristic Technology, Bloodthirsty. Ve burada da yeni eklenen Zamazingo'lar var. Bunlar neymiş ya? Bunlar büyüyle mi ilgili? Bir arada bunlara da gireceğiz. Artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün fabrikamız üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz burada petrolümüzü damıttık, güneş enerjimizi yaptık, benzinimizden elektrik ürettik, dizel motorumuzu çalıştırdık. Şimdi bu modun fırınları var biliyorsunuz. Biz o fırınları götürüp aşağı kurmuştuk. Bugün onları taşıyacağız. Gördüğünüz gibi burada tonlarca crossed oil ürettiğimiz yer var. Şunları bir toplayalım. Bunları arkadaşlar fabrikamıza taşıyacağız. Çünkü burada şu crossed oil'lara da ihtiyacımız var. Onları da artık düzgün bir depoya koymuş olalım. Blast furnace'ımızı da uçuralım. Hatta bunun daha iyisini yapalım. Böyle olmaz. Şunları bir uçur. Daha sonra gelip şu arkadaşları da bir toplarız. Şimdi öncelikle ben bu Blast Furnace'dan Coal Coke yaptığımız şeyden, neymiş bunun tarifi? Coal Coke. Sadece Coke Oven kullanabiliyormuşuz. Tamam, Coke Oven Brick yapalım. Coke Brick yapmak için bize ne lazım? Şu. Tamam, bu malzemelerin elimizde olması lazım. Diyecektim ki. Yoğmuş. Ne eksik? Brick eksik. Biraz clay alalım. Şöyle iki stack alsak yeter. Şu fırın modunda mı? Eloymuş. Fırın moduna koyalım. Şu fırın modunda mı? Şunları bir al. Şunu da fırın moduna koy. Burada pişsinler. Güzel. Bu arada bir update daha geldi. Şu kol kok lazım olur. Şu slayı at. Stili at. Şu arkadaş burada dursun. Şimdi. Brick. 30 tane mi? 36. Güzel, hızlı pişiyor. Şimdi 27, 54 tane daha kok brick'e ihtiyacımız var. Benim bir tane de hammer'a ihtiyacım var. Şu hammer'ı hala kullanabilir miyim acaba? Bir tane de şunu alalım. Şimdi neydi? Coke Brick. Şundan. 27. Süper. Tamamdır. Şimdilik bu bizim işimizi görecek. Şimdi bu fırınları şu tarafa kurmak istiyorum ben. Çünkü buradan çıkan crossed oil'ı da kullanmak istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşım, bir tanenizi buraya kurayım. Şimdi bir tane de iki boşluk mu bırakalım? Hadi üç boşluk bırakalım. Bir tane de şuraya kuralım. Çok mu öne kurduk ya? Çok öne kurduk bence. Arkadaki alanı ziyan etmeyelim. Aşağıdan bir yerden örümcek sesi geliyor. Şimdi şurası. Tamamdır. Şunu da bir patlat. Okey. Şu. Şimdi 18 tane de elimde kaldı. Şuraya bir koyalım.
Çünkü bu Crusader Oil'a dediğim gibi ihtiyacımız olacak. Şunu kullanabiliyor muyum? Aynen kullanabiliyormuşum hala. Ne kadar kaldı bunun durabilitesi? 8. Tamam, süper. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var öncelikle? Kolkok elimizde var. Şunu bir atalım. Kömür durumumuz nedir? Kol. Kolumuz biraz az. Şimdi şöyle bir esanslerimizi harcayalım önce. Şunları at. Şurada baya bir kol orumuz var. Bunları şeye koysak ne çıkartıyordu bize? Crusher'ımıza koysak. Şuradan ver bakayım. Aynen. Kömür ve kömür tozu çıkartıyor. O yüzden bunları da buraya yapıştıralım. Onlar da orada çalışsın. Şimdi Improved Blast Furnace yapmamız lazım. Ama öncelikle bunları bir çalıştıralım. Şimdi kömür. Şurada. Şu bir stack. Şu ana ikinci siteye çıkmadı ya. Gerçekten mi? Kömür konusunda sıkıntımız olduğu bariz. O yüzden bir tane seed alalım. Biraz kömür üretelim arkadaşlar. Bu neymiş? Steel Iron. Iron yeter bence. Burada hala şeyimiz var mı? Tamam, kömürümüz büyüyor. Sıkıntı yok. Petrolümüz de çıkıyor. Şu tostuya bakayım. Başka tostumuz var mı ya? Tost. Ekmeğimiz mi yok? 41 mi? Cidden yemek sıkıntı olacak. Şimdi neyse sıkıntı yok. Dur dur. Şunu bir at. Burada şunu at. Şimdi buradan çıkacak olanı biriktirmek için bence şunlardan yapmamız lazım. Fluid tank. Ve bunun daha büyük bir şeyi var mı? Bizim fluid depolayabileceğimiz, yani sıvıyı depolayabileceğimiz bir şey var mı? Fluid outlet, smelter drain, fluid nullifier. Fluid grid. Aslında bunları sistem üzerine depolayabiliriz ama şimdi onunla uğraşmayalım bence. Bundan yapalım. Ya şu kitabı açmaya da korkuyorum ya. İnanır mısınız? Şu kitabı açmaya korkuyorum. Construction. Tank. 4 tane treated fence. 34 tane şey. Değil mi? Aynen. Sheet metal. Iron sheet metal. Iron sheet metal 12 tane varmış. Fence var mı? Fence. Nether brick fence, dark oak fence, spruce fence. Bize treated wood fence lazım. Treated wood fence yapabilmemiz için. Neredesin? Şu. Şöyle 3 6 güzel. Şimdi iron sheet metal. Sheet metal. Nerede? Bir kere nasıl yapılıyorsun? Şöyle yapılabiliyorsun. Şunları bir birleştirelim. 16 böyle. Şunlardan varmış elimizde. 34 tane mi yapacaktık? 34. Tam 34. Süper. Arkadaşlar hala hastayım. Hala hastalığım geçmedi. Ne yazık ki. Şimdi buradan çıkan bu sıvıyı depolayacağımız yer burası olsun. Şimdi iron sheet metallerimiz buraya. Yanılmıyorsam
Şöyle iyi de. Ortayı boş mu bırakıyorduk ya? Aynen. Şunu da kıracağız. Tamamdır. Şimdi bunun vuracağımız yerine... Heh, tamamdır. Süper. Şimdi bundan çıkan sıvıyı dışarı almak istiyoruz. Dolayısıyla bizim tanklarımız var mıydı? Fluid pipe. Şimdi buradan çıkar mısın? Çıkarsın herhalde. Bakalım. Empty. Buraya gelmeye başladı mı? Bu da empty. Çünkü daha bir tanesini yakamadı arkadaşlar. Aynen. Daha bir tanesini yakamadı. Şöyle bir şey yapalım. Şu aşağıdaki zamazingolarımızı da getirelim. Sen ne yapıyorsun burada? Şimdi peki bunların dışarıya çıktısını verebilecek miyiz? Mesela şöyle koysam. Şöyle koysam. Şuradan. Push. Boşalıyor mu? Boşalıyor, süper. Ama çok yavaş gidiyor gibi ya. Yani buraya doluyor mu peki? Aynen buraya dolmaya başladı. Süper. Şimdi asıl önemli olan bundan çıkanlar gelecek mi? O yüzden şimdilik şu boruyu bir kırayım. Fluid tank. Gitti, nereye koydu ya? Şunu da bir ver. Şuraya bir koyalım. Şimdi buradan boşalıyor. O zaman buradan şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu taraftan. Pull mu? Push. Push yapacağız aynen. Bu taraftan. Pull. Buradan çek, buradan ver. Bu da aynı şekilde. Buradan. Push. Pardon. Bu taraftan da pull. Tamam. Buradan alıyor. Buna veriyor. Buradan buna veriyor. Tamam. Mantığı anladınız artık. Buradan pushla. Buradan pullla. Şuradan pushla. Şuradan pulla. Pul. Tamam. Sen nasıl boşalıyorsun ya? Buradan pushlayacak mı? Pardon. Ne yaptım ben ya? Buradan pullayacak. Bu ne yapıyor? Doluyor şu anda. Yanlış mı yaptık? Yo, bu da doluyor. Dur bakalım. Şu boşalmış. Şunu mu yanlış ayarladık? Buradan pull. Tamam, buradan çek, buradan push. Niye pullamıyorsun? Direkt yanlara mı gidiyor pulladığın? Ay. Şu şeyi her zaman karıştırırım. Pull. Push. Bu tarafa dolduruyor o zaman. Bu taraf push olacak ya. Şuradan pushla. Aynen. Oradan pushla. Buradan pulla.
Bunda da hakeza öyle. Buradan push'la, buradan pull'la. Bunda da buradan push'la. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Buradan push'luyorsun. Buradan pull'la. Tamam. Tamam. Bunlardan bir tane oldu mu? Yok, olmadı. Bu ne durumda? 42. Doluyor, tamam. Bunun içine de doluyor. Yavaş da olsa, sakince de olsa dolmaya devam ediyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim Improved Blast Furnace'ımıza. Şimdi şu Elven Getaway bir bakayım nasıl yapılıyormuş. Blast şu. Aynen. Yapmamız gereken bu Steel Plate. Şimdi şunları bir at. Şunlar bir dursun. Şimdi bizim Steel Plate'lere ihtiyacımız var. Bundan 27 taneye ihtiyacımız var. Şöyle bir atalım. Şuradan bir birleştirelim. Bir tane de Hurier ihtiyacımız var arkadaşlar. Hopper. Hopper. Gel bakalım. Hala gece olmamış. Şimdi Blast Furnace'ımızı da şöyle kuralım. Improvement olanı. 1, 2, 3. Normal Blast Furnace gibi oluyor arkadaşlar. Lakin üzerine bir tane Huni koymamız gerekecek. Şöyle. Ve bir tane de Huni. Tamamdır. Vir bakalım benim şeyi. Engineer's Hammer'ı. Güzel. Bak bunun şekli şüklü. Diğerine göre daha güzel arkadaşlar. Hadi oğlum daha bir taneyi yakamadın ya. Şimdi ne lazım bana bir de? Arkadaşlar. Heater lazım. Preheater. Şu. Şimdi bunu yapmak için iki tane external heater lazım. Şu bir. Hayda. Kablomuz kalmamış ya. Aynen. Şuradan biraz daha keselim diyeceğim. Bu sefer de copper. Şöyle bir 64'lük yap. Sonra gel. Şöyle biraz kablo kes. 64. Şunları bir at. Sonra şu kablolardan yap. Elindekilerle. Süper. Bir tane de artık coil yap. Bir tane daha external heater yap. İki tane oldu. Süper. Şimdi bizim iron sheet metale ihtiyacımız var galiba. Yippa. Şundan 20 tane yapalım. Şunları da atalım. Şu iki tane de preheater'ımızı getirelim arkadaşlar. Bunlar da elektrikle çalışıyor. Bir tanesi buraya. Bir tanesi buraya. Tamamdır. Şimdi bunlara enerji vermemiz lazım. Bunlara enerjiyi nereden versek? Şuradan bir yerden kablo geliyor mu? Aslında buradan çıkartmamız lazım. Buradan çıkartıp bağlamamız lazım. Ve bunların da çalışması lazım. Bunlar ne durumda? Hala bir taneyi bitiremediler. Artık bitirin. Şimdi buna elektriği verdiğimiz zaman arkadaşlar bu gene bize şey üretecek. Steel üretecek. İçine iron koyduğumuz zaman şuradan bir iron alalım. Ama daha hızlı üretecek. Block of iron. Iron essence'lerden biraz daha yapsak güzel olur. Şöyle bir at. Şuradan bir stack yap.
Lakin bunu bozdur. Buna bu kadar gerek yok. Arkadaş bitir artık bir taneyi. Bu kadar zor değil. Hemen bir uyuyalım. Gündüz olsun. Abi inanamıyorum ya. İnanılmaz. Bunlar hep boşaldı herhalde. Ha? Şu. Empty. Sadece bunda kaldı. Güzel. Bu tanklarımız da boşa çıkmış olacak. Bir şeyi mi unuttuk? Niye bitirmiyorsun? Sorunlar yanıyor mu? Yani ah tamam bir tane yaptı. 5000 buradan çıktı. 5000 buradan çıktı. Tamam şu boşaldı mı? Boşaldı. Güzel. Şunu bir uçur. Şimdilik. Bunları bir şuraya koyalım. Sonra ayarlarız. Şunu bir koysak çalışacak mı? Yok. Really? Çalışmıyor. Sıkıntı yok. Tahminim de bu yöndeydi zaten. Şunlardan iki tane alacağız. Ara depo gibi kullanacağız. Şimdi bir tane şuraya, bir tane şuraya. Şimdi şuradan pulluyor zaten. Buradan puşlayacak. Güzel. Bunu tabii tam tersi olacak bu sefer. Şuradan puşla. Şuradan sadece pulla. Güzel. İçindeki sıvıyı da boşaltıyoruz. Sonra arkadaşım. Şu fortumu da buraya koyduk mu bunlar boşalır mı? Aynen boşalıyorlar. Bu da boşalıyor. Şuradan. Aynen. Crossfit oyalarımızı da toplamaya başladık. Şimdi bunu artık bir sonraki bölümde çalıştıralım arkadaşlar. Buna da elektrik çekelim. Hat çekelim. Kablo çekelim. İşte önünü arkasını nereden malzemenin geleceğini ayarlayalım. Bu bölümlük de bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.